Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 17. haftası 3. videosundayız. Yani çemberde açıda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teğet kiriş açıdan bahsedeceğiz sizlere. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Teğet kiriş açı. Arkadaşlar daha önceki videoda ne dedim size? Açı ve yay ilişkisi çok önemliydi. Merkez açıda açı ve yay gördüğü yay. Çevre açıda da açı ve gördüğü yay. Teğet kiriş açıda da yine aynı şekilde açı ve gördüğü yay çok önemli. Merkez açıda açı ve gördüğü yay birbirine eşitken çevre açıda açı çevre açımız alfayken gördüğü yay 2 alfaydı. Teğet kiriş açıda da aynı şekilde çevre açı muamelesi yapacaksınız. Yani teğet kiriş açımız alfayken gördüğü yay 2 alfa olacak. Yalnız burada dikkat edin. En çok yapılan hata şu. Hocam bir kirişle yay arasındaki açıdan bahsediyorsunuz. Böyle bir açı yok. Bir açıdan bahsedeceksek kesen iki doğru arasındaki açıdan bahsedebiliriz. Yay ile herhangi bir doğru parçası arasında bir açıdan bahsedemeyiz. Buna dikkat edin. O yüzden teğet çizilir ve kiriş çizilir. Teğetle kiriş arasındaki açı işte tam olarak burasıysa ve buradaki açı alfaysa gördüğü yayda çevre açı muamelesi yapacağız ya. Gördüğü yayda 2 alfaya eşittir diyeceğiz. Bu önemli arkadaşlar açı ve gördüğü yay. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Özellikle teğetlik varsa, teğet doğrusu varsa çemberde açıdaysak tabii ki ne yapacaksınız? Açı ve teğet kiriş açıya dikkat edeceksiniz. Açı ve gördüğü yaya bakacaksınız. Çemberde uzunlukta da teğetlik çok önemli ama açıda ilk önce açıya bir yoğunlaşalım. Şimdi soruya baktığımız zaman ATC açısı verilen bilgiye bir bakalım arkadaşlar. ATC'yi kaç vermiş? 35 derece vermiş. A teğet kiriş açı 35 ise gördüğü yay nedir? 70 derecedir. E sonra şu kirişler eşit verilmiş. Hocam kirişler eşitse ayırdıkları yaylar da birbirine eşittir. 70 ise burası da 70'tir. Sonra alfa bu yay isteniliyor bizden. Bu yayı bulursak olay bitti. Bu yay da tamamı 360 derece değil mi? 70, 70, 140, 360'tan 140 çıkartırsak buraya 220 kalır. E, alfa da 220'yi görüyor. Alfa da yani 2 alfa çevre açıdan dolayı 2 alfa 220'ye eşitse alfayı da buradan kaç derece buluruz? 110 derece olarak buluruz. Evet örnek 17'nin cevabını 110 bulduk ve geldik örnek 18'e. Arkadaşlar ne yapacağız burada? Hocam burada bir açı verilmiş. Bak bu ne merkez açı ne çevre açı ne teğet giriş açı. Bu açı beni ilgilendirmiyor. Nerede ilgilendirir? Üçgensel işlemler yaparken ilgilendirir. Şurada bir ikizkenarlık kenarlık verilmiş. O zaman bu ikiz kenarlığa yoğunlaşalım. Alfa verilmiş. Hocam alfa ise burası da nedir? Alfadır. E ters açıdan dolayı burası da alfadır. İki, bak üçgen bilgisi. İki tane açı yan yana geldi. İkisinin toplamı bir dış açı eşitliği midir? Yani burası alfa artı 15'tir. Aa bak teğetlik var burada. Teğet kiriş açı. Hatta teğetle kirişi şöyle göstereyim. Bu teğet bu da kiriş. Teğetle kirişin arasında kalan yaylar gördüğü yay daha doğrusu iki katı değil miydi arkadaşlar? Burası alfa artı 15 ise gördüğü yay 2 alfa artı 30 mu olacak? Evet burası 2 alfa artı 30. Neyi kullanmadık? Buradaki teğetliği kullandık. Buradaki teğetliği kullanmadık. Bakın şuna bakacak olursanız arkadaşlar. Hatta siyah kalemle göstereyim. Şuna bakacak olursanız burada da bir teğet kiriş açı var mı? 2 alfa artı 30'u görüyor. Yani buradaki açıda ne olacak? 1'e 2 oranı olacak. Çevre açımı gibi düşüneceğiz. Burası 2 alfa artı 30 iken burası da alfa artı 15 yapar. A, şuradaki üçgende bütün açılar çıktı. Alfa 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 artı 15 yaz bakayım. Toplamda 3 alfa artı 15 eşittir 180 olduğundan 3 alfayı buradan kaç buluruz? 155 buluruz arkadaşım. Yok 165 buluruz. Buradan 165'i de 3'e böldüğümüz zaman Alfayı kaç derece buluruz? 10, 55 derece olarak buluruz. Yani örnek 18'in cevap böylelikle 55 çıkar arkadaşlar. Sonuçlar. Başlık burada kalmış kusura bakmayın. Sonuçları neymiş bakalım şunun. Burada sonuçlar var. A sonucu. Arkadaşlar bu sonucu çok fazla kafanıza takmayın. Çünkü açı ve gördüğü yay ilişkisinden yapacağımız için sıkıntı yok. Demiş ki aynıya gören çevre açıyla teğet giriş açı birbirine eşittir demiş. Bak buradaki yay hem teğet kiriş açı görüyor hem çevre açı görüyor. Zaten sen şu mantıkta gideceksin. Teğetlik gördüğün zaman teğet kiriş açıya yoğunlaşacaksın. Açı ve gördüğü yay ilişkisi önemli diyeceksin. Alfa ise gördüğü yay 2 alfa diyeceksin. Aa hocam burada da bir çevre açı var. Çünkü bizim için önemli olan merkez açı, çevre açı, teğet kiriş açı. Burada da bir ne var arkadaşlar? Çevre açı var. 2 alfayı görüyor. Direkt buraya da alfa diyebilirsin. Bunu sakın ama sakın ezberleme. Aynen bu şekilde zaten sen işlemini yapacaksın. Rahat bir şekilde e, halledersin bunu. Sıkıntı olmaz. Gelelim B sonucuna. Arkadaşlar B sonucu öyle bir önemli ki öyle bir önemli ki şuna bir 5 yıldız atıyorum. Hem çemberde açıda kullanıyoruz hem çemberde uzunlukta çok fazla kullanıyoruz. Arkadaşım merkez ile teğet değme noktasını birleştiren doğru teğet diktir. Niye? Sebebi burada daha önceki videoda da bununla ilgili sorular çözebilirdim ama sebebi teğet kiriş açıdan olduğu için bakalım gerçekten öyle mi? en etkili silahımız yarı çap çizmekti. Şuradan bir yarı çapı çizecek olursam teğet kiriş açı oluştu mu? Oluştu. Teğet kiriş açı. Bak bu çap oldu. Hocam teğet kiriş açı 180 derece oldu burası. 180'i görüyor. O yüzden teğet kiriş açı 180'i gördüğü için 1'e 2 oran olduğundan buradaki açıda kaç derece çıkar? 90 derece çıkar. Yani ben şunu da söylüyorum burada. Hatta çemberde uzunlukta çok duyacaksınız. Merkez varsa teğet varsa çapı dik diyeceğim arkadaşlar. Çemberde açıda da olsa, çemberde uzunlukta da olsa bunu benim ağzımdan çok duyacaksınız. Çünkü çemberin merkezinden teğet doğrusuna, teğet noktasında çizilen doğru diktir. Bu kitapsal tanımı merkez teğet çektik. Bu da Kenan Kara tanımı arkadaşlar. Çok önemli ve anahtar kelimelerden biridir. Gerçekten ama gerçekten ne kadar önemli olduğunu hem biraz sonraki sorularda göreceksiniz hem de hem de nerede göreceksiniz arkadaşlar? Çemberde uzunlukta göreceksiniz. Evet. B sonucu bu. 5 yıldız koyduk arkadaşlar. Bir de C sonucuna bakalım şimdi. İçten ya da dıştan. Burada bir cümle var arkadaşlar. Ben şunu söylemek istiyorum. Ee, i̇ki çember birbirine içten teğet olduğunda ne oluyor arkadaşlar? Buradaki ayırdıkları, o kerişin ayırdıkları yaylar ölçüleri birbirine eşittir. Hem içeriden hem de dışarıdan olduğunda. Yalnız bunu şöyle bir söylemek lazım. Şimdi burada teğet çizilmiş. Eyvallah. Bak burada da teğet çizilmiş. Bu Birbirine dıştan teğet çemberler gördüğünüz zaman bu teğet olmasa bile şu yayların ayırdıkları yaylar birbirine eşittir arkadaşlar. Ya da bakın şuradaki teğet ve kiriş olduğunda bu kirişin buradaki kendi çapında ayırdıkları yaylar birbirine eşittir. Yalnız bunu ezberleyin diye söylemiyorum bunu. Biraz sonra sorularda da göreceksiniz. Sizin buradaki sonuçlarda bilmeniz gereken sonuç B sonucu. Ben şunu söyleyeceğim size. İki çember birbirine teğet gördüğünüz zaman ortak teğeti çizin. Niye? Çünkü kiriş de varsa özellikle kiriş varsa ortak teğet çizin çemberde açıdaysanız. Çünkü teğet kiriş açıyı kullanabilmeniz lazım. Bak teğet kiriş açıdan büyük üçgene bakacak olursanız büyük çembere bakacak olursanız pardon. Teğet kiriş açıdan alfa ise gördüğü yay iki alfadır. Burada da küçük çemberde de teğet kiriş açım var burada. Evet buradaki yayın ölçüsü de ne olacaktır? 2 alfa olacaktır. Gerçekten yayların ölçüleri birbirine eşit oldu mu arkadaşlar? Oldu. Gördüğünüz üzere. Ya da şuraya bakacak olursak. iki çember birbirine teğet gördüğünüzde hemen ortak teğeti siz çizin arkadaşlar. Bu burada çizilmiş hali var ama. Şuradaki yayların ölçüleri birbirine eşittir diyor kural ama. Bunu kural olarak ezberleme. Kesinlikle ama kesinlikle ezberleme. Kuralcı zihniyete karşıyız. Mesela ortak teğet yoksa bile siz çizdiniz. Çizdiniz diyelim. Bu ortak teğeti çizmenizdeki amaç teğet kiriş açıyı kullanabilmek. Özellikle teğetlik varsa. Bu teğetlik iki tane iki tane doğru arasında olabilir. O zaman teğet kiriş açı direkt oluyor. İki çember de birbirine teğet olduğunda kiriş yok ya, daha doğrusu doğru yok ya. Teğet doğrusunu çizmeniz çok önemli arkadaşlar. O zaman ne çıkıyor? Teğet kiriş açı karşımıza çıkıyor. Bak sen bunu çizdin mesela ya da çizilmişi var. Şuraya bir alfa dersen, teğet kiriş açıdan gördüğü yay nedir? İki alfa'dır. A hocam bu da bir doğru parçası. Bu da bu doğru. Ters açı oluştu. Burası da alfa. Teğet giriş açı. Alfa ise gördüğü yayın oldu? 2 alfa oldu. Tamam. Bu A, B, C sonuçlarından. Sadece ikincisini bileceksiniz. Merkez varsa teğet varsa çek diki bileceksiniz. Bir de burada iki çember birbirine teğet gördüğünüzde ortak teğeti çizmeyi de bileceksiniz dostlar. Hadi bakalım sorulara. Bak şimdi. Yarım çember verilmiş. Yarım çember sorunun çözümü için yeterlidir. Ne yapacağız burada? Merkez var. Hocam şöyle bir çapı gören çevre açı 90 derece oluşturalım diyenleriniz de olabilir. Sıkıntı değil yapabilirsiniz. Ama ben şöyle bir şey gördüğüm zaman. Merkez ve teğet gördüğüm zaman. Merkez var teğet var. Çek dik diye bağıra bağıra çözerim soruyu. Evet çek dik. Yalnız bu diki çizdiğiniz ya. Sen buradan bir tane ne çizmiş oldun yarı çap çizmiş oldun. Hatırla ilk dersimizi. Çemberdeki en etkili silahımız yarıçap çizmektir. Yarıçap çizdiğinizde de yarıçap eşitlerini unutmayın. Demedim mi? En etkili silahınızı kullandığınız zaman onun yarıçap olmasını mutlaka mutlaka gösterin. Bak, bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap. Öncelikle şu ikiz kenarlıktan dolayı alfaysa ise burası da alfa mı? Evet. Aa, bak burada yarıçapı eşitliğini gösterince şurada da bir ikiz kenarlık çıktı. Hocam, ikiz kenarlıktan dolayı alfaysa ise burası da alfadır. E, i̇ki açı yan yana geldi. Dayanamam. İkisinin toplamı bir dış açı. 2 alfa oldu burası. Aha da şimdi burada şu üçgende e, alfa ile 2 alfanın toplamı yani 3 alfa eşittir 90 olduğundan alfayı da kaç buluruz? 30 derece olarak buluruz. Cevap 30. Gördünüz mü? Çok seviyorum ya bunu. Merkez varsa teğet varsa çektik. Bak yine burada. Alakasız yerde eşitlik var bir kere. Öncelikle bak yarı alakasız yerde eşitlik verilmiş. Şuradaki eşitliği de biz koyalım. A x kenarlık çıktı. Tamam. 20 ise burası nedir? 80. Burası da 80'dir. Çünkü 180'den 20 çıktı. 162'ye böldüm. 80, 80. Burası da 80 mi? 80. E takıldık kaldık. Takıldıysak bir şey yapmalıyız. Bir şey çizmeliyiz demek ki. Burada hiçbir şey yapamıyorum. Hocam teğet kiriş açı var burada. Buradan yapabilir miyiz? Oo tabii ki yapabilirsin. Bak şurada teğet varsa ilk yapacağın hamle teğet kiriş açı mesela değil mi? Hocam teğet kiriş açı. Teğet kiriş açı. Buradaki yay belli mi? Belli. Bak, merkez açıdan 80 ise yok belli değilmiş pardon. Biz buradaki yayı biliyoruz 80. Buradaki yayın ölçüsünü biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Teğet giriş açısından sonuca ulaşamam. O zaman dur bir şeyler çizmemiz lazım. Merkez var mı? Var. Teğet giriş teğetlik de var. Ve teğet giriş açısını kullanamıyorum. Kullanamadıysam o zaman bir çizim yapacağız. Merkez varsa, teğet varsa çek dik diye bağırıyoruz kardeşim. Bağır bağır. Anam baban ne diyor bu? Delirdi mi desin arkanda sıkıntı yok. En azından ders çalıştığım belli olsun. Evet çizdik böyle. Yalnız burada yarı çap çizdik mi çizdik. E yarı çap çizdin ya. Bak yarı çap uzunluğu çift çizgiydi. Bak bu yarı çapı çizdikten sonra yarı çap eşitliğini mutlaka ama mutlaka göster. Evet buradan ikiz kenarlık çıktı mı çıktı. Hocam ikiz kenar üçgen 20 ise burası da 20'dir. Evet. E tamamı 90. Buraya kaç kaldı? 70. E burada 80, 70 ve alfanın toplamı kaça eşit olacaktır? 180'e eşit olacaktır. Burası 150 yaptı. 180'den de 150 çıktığı zaman kaç derece kaldı? 30 derece kaldı. Cevabımız böylelikle 30 derece yaptı arkadaşlar. Tamam Hatta buradaki yay sorulabilirdi. 30 90 ise burası 60 diyebilirdik. 60 ise burası merkez açıdan 60 diyebilirdik. Diğer bütün şeyler de sorulabilirdi arkadaşlar. Evet örnek 20'yi böylelikle ne bulduk arkadaşlar? 30 bulduk. Geldik örnek 21'e. Benzerini ÖSYM sordu arkadaşlar. Dikkat. Şimdi A iki tane çember verilmiş. Bir burada yarım çember verilmiş. Bir de burada çeyrek çember verilmiş. Eski sen olsan ne yaparsın? Hop hocam yarım çember tamamlayıp şunu da şöyle yapayım. Vallahi bu kafanızı karıştırır. Onu söyleyeyim bir kere. Kesinlikle kafanızı karıştırır. Yarım çember verilmişse yarım çember çözüm için yeterlidir. Çeyrek çember verilmişse çeyrek çember de çözüm için yeterlidir. E burada bir şey yapmalıyız. Burada teğetlik var mı arkadaşlar? Var. Bak ne demiş? CD doğrusuna T noktasında teğettir demiş. Teğetli kullanacağım. A. Merkez var. Teğet var. Ne vardır burada arkadaşlar? Çek dik vardır değil mi? Ama bir e, çizimi yapmadan önce bir şeyler yapmalıyız arkadaşlar burada. Bu çizim yapmadan önce ekstra farklı bir şey var mı yok mu diye incelemeliyiz. Sadece buradan dik çizilmiş. Başka da bir şey yok galiba değil mi arkadaşlar? Yok. E o zaman şeyi yapacağız. Ne derler ona? Merkez varsa teğet varsa çek diki yaptım. Tamam bu diki çizdim. Bu diki çizince hocam 90, burası da 90, çeyrek çemberden dolayı burası da 90. Bak ee, o merkez çeyrek çember demiş 90 dememiş ama çeyrek çemberden dendiğinde buranın 90 derece olduğunu anlayabiliyoruz. E sonra hocam 90, 90, 90 ise burası da 90 oldu mu? Oldu. Sonra bir şey yapamadık ama bunu çizdikten sonra bu yarı çap uzunluğu, yarı çap uzunluğunu gösterin dedik. Hocam bakın şurası nedir? Yarı çap. Hocam bu da yarı çap. Bak yarım çemberin yarı çapı. Bu da yarım çemberin yarı çapı. A büyük çemberin yarı çapı ne oldu? 2R oldu. Hocam büyük çemberin yarı çapı 2R oldu. Bak bu da büyük çemberin yarı çapı. Hocam bu da 2R. Ooo güzel bir şey çıktı. Bu arada burada bir dikdörtgen var. Hatta kare oldu bu. R iken burası da R değil mi? R iken yukarısı da R. Ve şurada bir üçgen var arkadaşlar fark ettiniz mi? 90'ın karşısı 2R. Hangi açının karşısı R'dir? 30'un. O zaman burada kaç? 30 derece oldu. 30 90 ise burası 60 yaptı. Alfa da kaç derece oldu zaman? 30 derece oldu. Alfayı böylelikle 30 derece buluruz. ÖSYM benzerini sordu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Güzel bir soru. Merkez varsa, teğet varsa çek, dik, bağıra bağıra çöz soruyor. Tamam. Unutma bunu. Geldik. Örnek 22'ye. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Hocam 90 derecedir diyenleriniz var. O zaman 20'in 20 nerede 30 nerede hiç kullanmadık. Bir kere bu çap olmuş olsaydı evet çapı gören çevre açı 90 derece diyebilirdik. Yok çap falan değil o zaman 90 değil cevap. Tamam mı? bir kere onu unut. Peki ne yapacağız? Hocam bizim için önemli olan bak merkez açı, çevre açı, teğet giriş açı bizim için önemli olan. Açı ve gördüğü yay ilişkisi bizim için önemli olan. Dışarıdaki açı beni ilgilendirmiyor. gelendirmiyor. Dışarıdaki açıyı biz nasıl kullanırız? Üçgensel bilgilerle bunu kullanırız arkadaşlar. E o zaman burada. Burada bir çevre açı var. Çevre açı. Hemen gördüğü yay ilişkisi. Açı ve gördüğü yay. Hocam açı 20 ise gördüğü yay 40. Hemen 40'ı yazdık mı? Buraya yazdık. Sonra. a burada teğetlik var. Hocam merkez yok ki. Merkez teğet çektik yapıyorum. Bak ama burada teğet kiriş açı var. Gördünüz mü? Teğet kiriş açı neyi görüyor? 40'ı görüyor. O zaman 40'ı görüyorsa burada açı kaç derecedir arkadaşlar? 20. Hmm çevre açı muamelesi yapıyorduk. Ya da bir sonuç vardı. Aynı A'yı gören teğet giriş açıyla çevre açı birbirine eşitti. Ama biz buna gerek duymuyorduk. 20 ise 40'ı yapıştırdık. Aa, bu yay kırsa teğet giriş açıdan burası da ne olacak? 20 olacak arkadaşlar. Zaten teğetlik varsa, merkezde varsa çektik yapabilirsin. O ayrı bir konu. Ama teğetlik varsa, sadece teğetlik varsa teğet giriş açıya yoğunlaş. 20 iken 40 yazdın. Aa, buradaki yayın ölçüsü var. Teğet giriş açı 20. E burada 30 artık kullanayım. Bak 30 ile 20 yan yana geldi. Dayanamam. İkisinin toplamı bir dış açı. Yani burası kaç yaptı? 50 yaptı. E o zaman burası 50 ise 50 olduğundan dolayı burası. Şurada da bir üçgen var. 50, 20 ve alfanın toplamı neye eşit olacaktır? 180'e eşit olacaktır. Buradan alfayı kaç buluruz arkadaşlar? 110 derece olarak buluruz. Örnek 22'nin cevabı böylelikle 110 yaptı. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 23'e. Aa, iki çember birbirine teğet olmuş burada. Bak açıları hiçbir şekilde bak verilen açıları hiçbir şekilde kullanamıyorsun. Sadece 70 ise buraya kaç dersin? Hocam 70 ise gördüğü ya 140 dersin. 80 ise buradaki yayın ölçüsüne de sadece ne dersin? 160 dersin. Başka da bir şey yapamazsın. E ne yapacağız? İki çember birbirine teğet olduğunda da ne yapıyorsunuz? Ortak biraz önce konuyu anlatırken söylemiştim. Ortak teğet doğrusunu çizin. Mutlaka değme noktasından ortak teğet doğrusunu şöyle bir çizdiniz. Bak bu ortak teğeti çizmenizdeki amaç nedir arkadaşlar? Ortak teğeti çizmenizdeki amaç teğet giriş açıyı kullanabilmek. E, teğet giriş açıyı kullanalım o zaman. Hocam bak burada şu yayın ölçüsünü kaç bulduk biz? 140. Aa hocam bu yayın ölçüsü 140'sa büyük çembere bak. Bu yayın ölçüsü 140'sa buradaki açı ne yapacak? Bak şu teğet giriş açı 140'sa o zaman burası 70 derece mi olacak? Evet. E, hocam bu küçük çembere baktığın zaman buradaki yayın ölçüsü de 160. A burada da şu teğet kiriş açıdan 160 ise burası 80 derece olmaz mı? Olur. Şu açı da tamamen 80 derece olacaktır. O zaman buradaki açıya kaç derece kaldı? 10 derece kaldı. Bizden ne isteniyor? ATC T, -C açısı isteniyor. ATC açısını böylelikle 10 derece buluruz arkadaşlar. Evet kolaydır. Gerçekten kolaydır. Ama iki çember birbirine değdiğinde şunu mutlaka yapın. Amaç o teğetliği kullanabilmek. O teğetliği kullanabilmek için o ortak teğeti çizeceksiniz arkadaşlar. O teğeti çizmekteki amaç da teğet kiriş açıyı kullanabilmek. Bu sakın ama sakın bunu unutmayın arkadaşlar. Evet örnek ge 24'e geldik. Şimdi örnek 24'te ne yapacağız arkadaşlar? Valla iki çember birbirine teğet olmuş. Hemen ortak teğeti çizeceğiz. Bazılarımız böyle çiziyor. Ee, çözüm olarak yanlış olmuyor ama buradaki teğet doğrusunun tam buradaki noktadan geçtiğini bilemeyiz arkadaşlar. O yüzden ben doğrusunu çizeceğim. Ama böyle çizdiğiniz zaman da cevap doğru çıkıyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. O teğet doğrusu ortak teğet çizdik. İşte şöyle bir teğet doğrusu değil midir arkadaşlar? Değil mi? Şimdi bizden ATC açısı isteniyor. Bu teğeti çizmekteki amaç nedir? Her iki çemberde de teğet kiriş açıyı kullanabilmek. Hadi kullanalım bakalım. Hocam teğet kiriş. Aha buraya ben bir A dersem. Teğet kiriş açı A iken gördüğü yer. Yani. 2A. A Aa, hocam burada da bir teğetlik var. Teğet kiriş açıdan. Burası da A mı olur o zaman? 2A'yı görüyor çünkü. Evet. Gelelim şuraya. Öbür çembere. Bu çemberde de bak bu teğeti çizmekteki amaç teğet kiriş açığı kullanabilmek. Hop hocam buraya B diyecek olursam teğet kiriş açıyı kullanmış oluyorum. Gördüğü yay 2B. E burası 2B hocam. Bak burada da bir teğetlik var. Teğet kiriş açı burada da var. Yani 2B'yi görüyorsa burası da B midir? Evet. Soruyu çözmek için ne yapacağız? Verilen bilgiyi kullanacağız. Neyi kullanmadık? Hocam 80'i kullanmadık. Hadi 80'i kullanalım. 80'i kullanalım arkadaşlar. 80'i nasıl kullanırsın? 80 hocam büyük dörtgenin elemanı. E o zaman dörtgenin iç açıları toplamı kaç derecedir arkadaşlar? 360. Yani burada dörtgende ne var? Ee, B var, A, 80 var, A var. Bir de A artı B var. Yani A'dan 2 tane, B'den 2 tane. Bir de 80. 2A artı 2B artı 80'in kaça eşit olması lazım? 360'a eşit olması lazım. 2A artı 2B'yi kaç buluruz? 280 buluruz. A artı B de buradan kaç gelir arkadaşlar? 140 derece gelir. Evet örnek 24'ün cevabı da ATC açısı da A artı B olduğundan dolayı bakın A artı B açısı o da kaça eşittir arkadaşlar? 140'a eşittir. İşlem hatası yaptım mı? Bazen işlem hatası yapıyorum arkadaşlar. Ama neyse ki siz çözümü anladığınız için sıkıntı yapmıyorsunuz. Bir daha bakayım ben buna. 280, 140. Sıkıntı yok. Örnek 24 böylelikle 140 oldu. Geldik örnek 25'e. Aa hocam verilen soruda verilen her şeyi kullanacağım. Şu TC ile TD birbirine eşit verilmiş. BAT açısına BAT açısını 80 derece vermiş. Şekildeki çemberler birbirine T noktasına teğet ve BTC noktaları doğrusal. Bir de şuradaki doğrusallığı da kullanacağım. Şu doğrusalmış arkadaşlar. Şurası doğrusal. Tamam Şimdi şeklen doğrusal değilmiş gibi ama doğrusal. Peki ben bu doğrusallığı kullanacağım. Öncelikle şuraya bakalım. İki çember birbirine teğet verilmiş. İki çember birbirine teğet verildiğinde ne yapıyoruz? Ortak teğeti mutlaka mutlaka çiziyoruz. Ortak teğet çizmemizdeki amaç nedir? Teğet kiriş açıyı kullanabilmek. Öncelikle verilen bilgiye bakayım. Hocam 80 verilmiş. 80 ise gördüğü yay nedir? 160 derecedir. Çevre açıdan dolayı. Aa bak bu teğeti artık ben kullanabilirim. Teğet kiriş açı. Hocam 160'ı görüyor. Hop burası da 80 midir? Evet. Şimdi adam sana niye bu doğrusallığı verdi? Bak bu doğru bu da doğru. E bu iki tane kesişen doğru Böyle ters açı yok mu burada? Evet burası da 80 derece yaptı. E tamam burası da 80 ise teğet kiriş açıya bak. Bu doğru çizmekteki amacımız eldi Teğet kiriş açıydı. Mantıydı. E, teğet kiriş açı 80 ise gördüğü yay 160'tır. E hocam eşit kirişler verilmiş. E, eşit kirişleri kullanırım. 160 ise burası da 160 deyip sonra burayı bulabilirim ama gerek yok. Çünkü 160'ı gördüm ya burada. Hocam 160 buradaki açı 160'ı görüyor. O zaman burada kaç, kaç derecedir? 80 derecedir. İkiz kenarlığı bu şekilde de kullanabiliriz. İkiz kenar taban açıları birbirine eşit. 80 ise burası da 80'dir. 80-80, 160 ise alfa da kaç derecedir? 20 derecedir arkadaşım. Yani sonucu ne bulduk? 20 bulduk. Örnek 25'te. Güzel bir soru arkadaşlar. Geldik örnek 26'ya. Örnek 26'da ne verilmiş? Hocam bir yarım çember verilmiş, bir de şöyle bir şey verilmiş. Yapacak bir şey yok. İki çember birbirine teğet mi? Teğet. Öncelikle ilk işimiz teğet kiriş açıyı çizmek. Hadi bakalım şu pardon öncelikle ortak teğeti çizmek değme noktasından şunu çizdik mi çizdik. Sonra verilen bilgilere bakalım. Hocam şurada 20 derece verilmiş. 20 ise gördüğü yay nedir? 40. Tamam. E burada 40 da böyle teğet kiriş açı falan filan yok. Bazen teğet kiriş açıyı biz oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Bak şimdi dikkatli bir şekilde dinle. Hocam şu teğet. Zaten iki çember birbirine teğet olduğunda ortak teğeti çizeriz dedik. Ortak teğeti çizmekteki amaç neydi? Teğet kiriş açıydı. E hocam şu çemberde teğet var. Kiriş de var aslında burası. Ama buradaki açıyı kullanamıyorum. Nerede açı var elimde? Burada açı var. E o zaman bu teğetle buradaki yayı oluşturacak, e, yayı kullanacak şekilde bir kiriş oluştursak. Hop şöyle. Aa ne çıktı burada? Teğet kiriş açı 40'ı görüyor. Buradaki açı kaç derecedir o zaman? 20 derece. Hatta bak teğet kiriş açı. Bak şurada da bir teğet kiriş açı var. Buradaki teğet kiriş açı da 40'ı gördüğü için burası da 20 derece midir? Evet. Tamam şurayı hallettik. Gelelim buraya. Hocam burada da bak mantık şu. Teğeti kullanmaktaki teğet kiriş açı. Ama burada daha özel bir durum var. Dayanamam o durumu var. Merkez varsa, teğet varsa ne yaparsın? Bağır gitsin yani... Çek diki yaparsın değil mi? Evet hocam burada merkez var teğet var. Çek dik yapacak olursak. Bu arada şu teğet kirşaçı şuradan şunu çizerek teğet giriş açı oluşturarak da sonuca ulaşabilirsin. Sıkıntı yok bunda da. Ama ben şu varken bunu yaparım kardeşim. Merkez varsa teğet varsa çek dik. Ama bak burada yarı çap çizmiş oldun. Yarı çap çizdiğin için buradaki yarı çap uzunluklarının eşitlerini mutlaka ama mutlaka göster. E, burada x kenar mı çıktı? Evet. Alfa ise burası da alfa oldu. İki iç açı yan yana geldi. Dayanamam. Bir dış açıya eşittir. A. Hocam. Burada da iki tane açı yan yana dayanamam. 20 ile 20'nin toplamı burası da 40 derece değil midir? Ve şurada bir dik üçgen çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Buradaki dik üçgene bak artık şimdi. 2 alfa ile 40'ın toplamı 90. 2 alfa ile 40'ın toplamı 90 olacağından 2 alfa 50 olacağından alfayı da buradan ne buluruz? 25 derece olarak buluruz. Şekle baktığınızda ilginç bir soru, zor bir soru gibi gözüküyor ama aslında yapılabilecek bir soru. Kesinlikle yapılabilecek bir soru. Çözüm yönteminde hiçbir şekilde bilmediğiniz bir şey yok. Ee, yeter ki şu çemberde verdiğim mantıkları burada kullanın. Şu teğeti çizmekteki amaç neymiş? Teğet kiriş açığı kullanabilmek. Bak yandaki çemberde kullandık. Ama bu teğeti burada merkez olduğu için merkez var, teğet var. Çek dik mantığıyla sonuca ulaştık arkadaşlar. Tamam örnek 26'yı 25 bulduk geldik örnek 27. Ye. Arkadaşlar kitaplar bununla ilgili formül var derler. Ama ben formüle karşıyım. Hadi formülmüş gibi de düşünebilirsiniz. Formülün de ispatını yapıyormuşuz gibi düşünebilirsiniz. Kitaplar der ki iki çember birbirine teğet ve ortak teğet çizildiğinde ortak teğetlerin olduğu noktalardan ve teğet noktasından şuradaki yayların ölçüleri toplamı kaç derece diyor? 90 derecedir. Yok. 180 derecedir diyor arkadaşlar. Ya da e, çevre açıları oluşturulduğu zaman bu ikisinin toplamı 90 derecedir diyor arkadaşlar. Ama biz öyle mi yapacağız? Hayır. Nereden? Şimdi dikkatli bir şekilde dinle. Hop. İki çember birbirine teğet. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hocam ortak teğeti çiziyoruz. Çizdik. Sonra verilen bilgilere bakıyorum. Hocam 40sa gördüğü yay 80. Hocam burası da e, alfa ise gördüğü yay nedir? 2 alfa. Tamam bunu yazdık şimdi. E sonra ne yapacağız? Hocam ortak teğet çizdik. Ortak teğet çizmemizdeki amaç her iki çemberde de teğet kiriş açığı kullanabilmek değil mi? Evet. E şuraya baktığınız zaman hocam teğet giriş açı var ama buradaki yay yok. içine yaramıyor. Nerede yay var? Hocam burada bir yay var. Bak o zaman burada bir teğet olduğundan dolayı. Buradaki yay ölçüsü olduğundan dolayı. Bu yayın ölçüsüne ait bir kiriş oluşturalım. Bazen kirişi de biz oluşturabiliyoruz. Hocam şunu çizdim. Bak bu doğrusal demiyorum. Sadece bu noktayla bunu çizdim. Teğet kiriş açıyı oluşturdum. E buradaki teğet kiriş açı 80'i görüyorsa buradaki teğet kiriş açı. Burası nedir? Çevre açı muamelesi. 40'a eşittir. E burada da teğet kiriş açı var. E hocam bu teğetliği de kullanacak olursam burası da 40. Aynı şekilde bu teğeti çizmekteki amaç diğer sağdaki çemberde de sağdaki çember derken ben kamerada ters gözüküyorum. Sağdaki çember size göre bu oluyor değil mi? Yani şuradaki çemberde de ne olacak arkadaşlar? Bak 2 alfa verilmiş. Bu yay verilmiş. Buna ait de bir kiriş oluşturalım. Amaç teğet kiriş açı. Hop çizdik. Hocam şuraya bakacak olursak. Teğet kiriş açı. Hop burası da alfa mı oldu? Evet. Hocam burada da teğet kiriş açı. Bak buradaki teğetliği de kullanmış oluyorum. Burası da ne oldu? Alfa oldu. E şurada bir üçgen çıktı karşımıza. 2 tane alfa ve 2 tane 40. Yani 2 alfa artı 80'in kaç olması lazım? 180 olması lazım. 2 alfa buradan kaç yapar? 100 yapar. Alfa da buradan kaç çıkıyor o zaman? 50 derece olarak çıkıyor arkadaşlar. Bak işte bazı kitaplar şu ikisinin toplamı 90 derece diyor. Ya ezberleyebilirsiniz de ben biraz buna karşıyım. Nasıl yapıldığını öğren. Daha rahat bir şekilde çıkmaz mı? Çıkar. Yani şurayı doldurma. Burayı temel yapılarla doldur. Sonrasını sen kendini oluştur. Çok da zor değil gördüğünüz üzere. Çünkü ya biz formül üretmeye çalışsak bak emin olun her soru tipine ait işte burası böyleyken burası böyleyse eğer burası da bunun şu katıdır diye harbiden onlarca hatta yüzlerce çemberle ilgili size kural karşınıza koyabilirim. Ama bu soru tipi ezberlettirmekten başka bir şey değil. Evet geldik neyse son soruya. Evet bu videonun son sorusuna. İşi biraz bakmışız. İşte şunların toplamı da bir kural olarak verilmiş. O da yine alfa 20 derece çıkacak büyük ihtimalle. Ben de kuralı bilmediğim için yanlış da söyleyebilirim. Şu üç, üç çember teğet olduğunda da şu açıların toplamı 90 derece oluyor. Ama ya merkezlerden gelirse, değil mi? Merkezlerden geldiği zaman da o kural değişiyor mesela. O zaman toplamları 180 oluyor. Ya da iki tane çevreden geldi, bir tane merkezden geldiği zaman mesela o kuralı uygulayamayabilirsiniz. Neyse, öncelikle çemberler birbirine değdiği zaman hop ortak teğet mutlaka çizilecek. Hop burada da ortak teğet çizildi. Hop burada da ortak teğeti çizdim. Sonra verilen bilgilere bakıyorum. Hocam 30 sa gördüğü yay 60. Alfa ise gördüğü yay 2 alfa. 40 sa gördüğü yay 80 diye yazdım. Benim amacım şu teğeti kullanmaktaki amaç her iki çemberde de teğet giriş açı. Bundaki amaç da her iki çemberdeki amaç teğet giriş açı. Şundaki amaç da her iki çemberdeki amaç teğet giriş açı. E o zaman burada 60 derece var ya bu yay. Buna ait bir kiriş oluşturacak olursam Teğet giriş açı burada oluştu mu? Evet. Teğet giriş açı 60'ı görüyorsa buradaki açı 30 derece. Hocam burada da bak teğet giriş açı 60'ı görüyorsa burası da 30 derece oldu. Sonra 80'e bakalım. 80'e ait de şu açı teğet giriş açı. Bak girişi oluşturdum. Amaç teğet giriş açı. 80'i görüyorsa teğet giriş açıdan burası 40 derece. Aynı zamanda burası da 40 derece. 2 alfaya ait de bir teğet giriş açı oluşturacak olursak. Hop şöyle. Hocam 2 alfa. Bak teğet, teğet giriş açı. O zaman burası da alfa yaptı. Bak burada da teğet kiriş açı. Burası da alfa yaptı. Ezberlemeye gerek var mı arkadaşlar? Şu ortak teğeti çizeceğinizi bildiğiniz zaman ve her iki çemberde teğet kiriş açı kullanabilme mantığını öğrendiğiniz zaman soru direkt çıkmıyor ama Çıkıyor. 2 tane 30, 2 tane 40 ve 2 tane alfa. 2 alfa artı 2 tane 30 60 yapıyor. Artı 2 tane de 40 80 yapıyor. Bunların toplamı kaç yapacak? 180 yapacak. Çünkü niye? Burada üçgen ne oldu arkadaşlar bu? Üçgenin iç açıları toplamı. Yani buradan 2 alfa neye eşit oldu? 80 60 daha 140. 180'den 140 çıkınca 40 kaldı. Alfayı da buradan kaç derece buluruz? 20 derece buluruz. Ve böylelikle örnek 28'i de 20 mi bulduk? Evet. Teğet kiriş açı da çok zevkli değil mi? Özellikle şu merkez teğet dik Çok zevkli değil mi? Gerçekten çok zevkli ama şu şeyi unutmayın. Açı ve gördüğü yay ilişkisi gerçekten ama gerçekten çok önemli. Merkez açıda da, çevre açıda da, teğet kiriş açıda da gerçekten çok önemli. Ve teğetlik ve merkez olduğunda merkez teğet çektik yapın. Sadece teğetlik olduğunda da teğet kiriş açıya bakın çemberde açılı sorularında arkadaşlar. Evet gençler böylelikle teğet kiriş açı videosunu yani çemberde açıdaki 3. videoda da halletmiş olduk. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 4. videoda yani çemberde iç açı ve dış açıdır konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.